Sevgili Bordo Berellerim geldik 22. güne Kampilas'ta 22. günde sizlere neler anlatacağım. Bölgeler ve ülkeler ünitesi ardından da ulaşımla ilgili önemli bilgiler vereceğim. Dünya ülkelerini tanıyacağız. Dünya coğrafyasında dağlık bölgeler, ovalık bölgeler, sık nüfuslu bölgeler, sanayi bölgeleri nerelerdir? Dünyayı bir tanımış olacağız. Hadi bakalım buyurun. Başlıyoruz bölge kavramının açıklamasıyla. Bölge nedir? Arkadaşlar bölge doğal ya da beşeri özellikler bakımından çevresinden farklı ancak kendi içerisinde benzer olan alanlara bölge denir. Mesela Karadeniz iklim bölgesi kendi içerisinde iklim birbirine benziyor ama güneyindeki Doğu Anadolu'dan güneyindeki İç Anadolu'dan farklılık arz ediyor. Dolayısıyla bölgenin tanımı bu. Size hiçbir zaman tanım sorulmaz. Bölge içerisinde daha küçük alanlara ise bölüm denir arkadaşlar. Çevresinden farklı kendi içinde benzerlik gösteren daha küçük alanlara da bölüm denir. Mesela Doğu Anadolu bölgesi dört bölümden oluşur. Erzurum Kars bölümü, Yukarı Fırat bölümü, Hakkari bölümü ve Yukarı Murat Van bölümü. Şimdi Erzurum Kars bölümünde kışlar son derece sert geçerken Yukarı Fırat bölümünde yani Elazığ Malatya'da kışlar sert geçmiyor. Evet genel özellikleri bölge içerisinde birbirine benziyor ama bölge içinde de birbirinden ayrılan özellikler var. Bu da bölüm kavramıyla ifade ediliyor. Size bölge ve bölüm kavramı sorulmaz zaten. Şimdi bölgeler Milli Eğitim artık eskisi gibi Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi pek sormuyor arkadaşlar. O bölge kavramını kenara bıraktı. Yeni bir bölge kavramıyla bizi karşı karşıya bıraktı. Nedir o? Bölgeyi işlevsel bölgeler ve şekilsel bölgeler olmak üzere ikiye ayırıyor. Şekilsel derken bu da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Doğal şekilsel bölgeler, beşeri şekilsel bölgeler. Sizler bir yerde beşer ifadesini duyunca beşer şaşar hatırlayın insan hatırlayacaksınız. Beşeri ne demek? içerisinde insanın olduğu. Mesela sanayi bölgeleri. Hatta bunu da kendi arasında gruplara ayırıyor. Diyor ki cam sanayisinin olduğu bölgeler, kağıt sanayisinin olduğu bölgeler, çimento sanayisinin olduğu bölgeler kendi arasında gruplara ayırır. Ya da tarım bölgeleri, buğday tarımının yapıldığı bölgeler, efendim şeker pancanın yapıldığı bölgeler ya da nüfus bölgeleri, yerleşme bölgeleri, kültür bölgeleri, siyasi, askeri, ekonomik işbirliği bölgeleri, ham madde bölgeleri diye gruplara ayrılır. Ne bileceksin? Beşeri şekilsel bölgeler içerisinde insanın yaptığı bir faaliyet var. Ama doğal şekilsel bölgelerde insan yok. Tamamen doğal koşullara göre bir bölge sınırı belirleniyor. Mesela yer şekillerine göre bölgeler. Nasıl oluyor? Dağlık bölgeler, ovalık bölgeler, vadilik bölgeler, platoluk bölgeler. Şimdi dünyanın her tarafı birbirine benziyor mu? Benzemiyor. Çok kısa mesafede çok farklı yer şekilleri oluyor. Dolayısıyla bunlar da bölge bölge ayrı olarak ifade ediliyor. İklim bölgeleri, saban iklim bölgesi, kutup iklim bölgesi, çöl iklim bölgesi yani sen hangi iklim bölgesinde yaşıyorsun dendiği zaman size çöl iklim bölgesi derse anlarsın az çok nerede de yaşayacağını anlarsın. Sıcaklığın ne olduğunu, yağışın ne kadar olduğunu, bitki örtüsü var mı bunları anlarsın yani. Dolayısıyla bunlar da fikir verir. Hidrografik bölgeler, göl bölgesi, akarsu bölgesi, okyanus, deniz derken bu da kendi arasında gruplar ayrılır. Toprak bölgeleri, mesela Terra Rosa toprağının görüldüğü bölgeler sadece Türkiye'de görülmüyor. Sadece Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında yok değil mi? Nerede var başka? İşte Fransa'da var, İtalya'da var, İtalya'da var İspanya'da var, Kaliforniya'da var, Avustralya'nın güneybatısında, güneydoğusunda. Yani size Terra Rosa toprak bölgesi dendiği zaman dünyadaki tüm görüldüğü yerleri söylüyorsunuz. Bitki örtüsü bölgesi, bazı yerler savan iklim bitki örtüsüdür, bazı yerler tundra iklim bölgesidir, bazı yerler maki iklim bölgesidir, maki bitki örtüsünün bulunduğu bölgedir. Dolayısıyla arkadaşlar, e, bitki örtüsüne göre de bölgeler oluşturulabilir. Doğal afet bölgesi, işte deprem bölgesi vardır, kasırga bölgesi vardır, heylan bölgesi vardır, sel bölgesi vardır. Bunlar da kendi arasında gruplar ayrılır. İşlevsel bölgeler adı üstünde daha çok işlevsel faaliyet bir şeyler var. Burada bir faaliyet var, bir fiil var. Hizmet bölgeleri, kalkınma projesi bölgeleri, yönetim bölgeleri ve istatistik bölgeleri diye kendi arasında gruplara ayrılır. Bunları da şimdi detaylı bir şekilde anlatalım. <laughs> şimdi siz şekilsel bölgelerden doğal şekilsel bölgeler, yer şekillerine göre bölgeler. Sevgili dostlar, sınava hazırlanan bir kişi dünya üzerinde neresi dağlık, neresi düzlük, nerede çöl var, nerede nehir var? Bunları bilmesi lazım. Şimdi bu çok da zor değil. Kafanızda çok büyütmeyin. Bakın a buydu işte koca dünya haritasını önünüze koydum. Neresi dağlık? Amerika'nın batısı. Kayalık dağları var burada. Güney Amerika'nın batısı burada da Ant dağları var. Neden? Şurada okyanusal levha gelmiş bunlara çarpmış. Arada sıkışan kısım kıtanın batısında dağ olarak ortaya çıkmış. Yani burada levhalar çarpışmış karasal levhayla okyanusal levha tam çarpıştığı da sıkışıp yükselme olmuş. İşte o yükselme kıtanın batı kıyılarında sıra dağları ortaya çıkarmış. E, Atlas dağları var Afrika'da. Alp dağları bunları yerini bileceksiniz. Yani siz Avrupa'ya gezmeye gidiyorsunuz. insan biraz da bilir yani Alp dağları İsviçre, İtalya'nın kuzeyinde. Efendim Apenin dağları, Pindus dağları tam o kadar detay bilme. Ama Alp dağlarının Avrupa'yı ifade ettiğini bil. Avrupa sadece dümdüz Belçika, Hollanda'dan oluşan bir yer değil. İskandinav dağları, efendim yine Japonya'nın da dağlık olduğunu bileceksiniz. Hasılı şurada da Himalaya dağlarını bakın dünyadaki en önemli dağ sırası Himalaya dağlarını. Bunlar daha da detaylandırılabilir ama siz sadece bu kadarcık detayı bilin yeterli. Hocam bunu bilmek neden önemli? Sevgili dostum, ÖSYM sana bu haritayı veriyor. Bir diyor, mesela bir diyor, şuraya iki diyor, şuraya üç diyor. Efendim şuraya da dört diyor. Hadi bir de şurada Himalaya 5 olsun diyor. Hangisinde diyor çığ ihtimali daha azdır diyor. Hangisinde diyor tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır diyor. Hangisinde yükselti ve engebe daha azdır. Hangisinde yol yapım maliyeti daha azdır. Yani dolayısıyla sen verilen yerin dağlık mı düzlük mü olduğunu bilmen gerekiyor. Dolayısıyla bu da çok zor değil. İşte dünya üzerindeki dağlık bölgeleri bu şekilde söylemiş oldu. Tabii ki Himalaya derken Nepal, Afganistan, Pakistan için Himalaya dağları çok büyük bir dağ sırası. En tepesinde de Everest tepesi var. Everest tepesi, Everest zirvesi 8888 metre ile Nepal'de. Nepal daha şuralarda bir ülke arkadaşlar. Tek geçim kaynağı hemen hemen bu Everest dağına tırmana turistlerden para almak. Öyle bedava tırmanmak yok yani. Dolayısıyla nerelerin dağlık olduğunu bilmek size genel kültür olarak da fayda sağlayacaktır. İklim bölgeleri, mesela iklim kuşaklarının veya iklim tiplerinin dağılışı dikkat alınarak oluşturulmuş. Bu harita üzerinde ekvatoral iklim bölgelerini gösterin derse biz nereleri göstereceğiz? E şimdi ekvatoral iklim bölgesi işte ekvatorun 10 derece kuzey ve 10 derece güneyini kapsayacak şekilde ekvator çizgisinden birazcık yukarı birazcık aşağı sarkıtacağız. Bakın şurada Endonezya, Malezya, şurada Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Nijerya, şurada Brezilya, Venezuela işte buralar ekvatoral iklim bölgeleri oluyor. Aynı zamanda Amazon havzası diye tanımlayıp bu harita üzerine size çöl bölgesini de sorabilir. Çöl bölgesi derse işte neresi? Bak burası Avustralya'nın batısı, Afrika'nın güney batısı, Afrika'nın kuzeyi, Atakama, Arizona, efendim Arabistan çölü, şurada Orta Asya çölleri. Yani dolayısıyla size hangi iklimi soracağını bilemezsiniz ama bunların az çok vurgusunu ben derste yapıyorum. Ekvatoral iklimi, çöl iklimini, Akdeniz iklimine, Tundra iklimine, Savan iklimine ve Muson iklimine, hadi bir de ılıman Okyanusal iklimi kesinlikle bileceksiniz. Hidrografik bölgeler, hidro su demekti. Su kaynaklarının dağılışı dikkat alınarak oluşturulmuş bölgeler. Akdeniz bölgesi, yani Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler hangileri mesela? Sadece Türkiye'nin kıyısı yok Akdeniz'e. Başka hangilerini var? Bak Afrika'dan Mısır'ın, Libya'nın, Cezayir'in, Tunus'un, İtalya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın da kıyısı var değil mi? Efendim Mississippi Nehri Havzası, Amerika'da Mississippi Nehri şurada e, Meksika Körfezi'nden denize dökülüyor. E, hangisi bunun havzası? Nereden doğuyor? Bak Mississippi Nehri nerelerden besleniyor? Bunu da göstermiş oluyor. Efendim Van Gölü havzası. Bunlar da hidrografik bölgeler örnek. Tabii bunlar örnek arkadaşlar. Bunları gidin ezberleyin. Sakın bunlar çok önemlidir demiyorum. Toprak bölgeleri. Toprak tiplerinin dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Dünyadaki tundra topraklarının görüldüğü bölgeler hangisidir diye sorarsa işte bu haritada bakın Sibirya'nın kuzeyi, Kanada'nın kuzeyi, Grönland'ın yani haritada işaretleyebileceğin yerler var. Tundra toprakları bölgesi dendiği zaman sen gelip ekvatora bakmazsın. Ekvatora bakarsan sana bir de ki hey yabancı, yabancısın galiba buralarda hiç burada tundra toprağı aranır mı der. Böyle bir şey kendinize dedirtmeyin. Terra Rosa dendiği zaman nereye gidiyorsun? Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlere Dolayısıyla toprak bölgelerine bu şekilde ifade ettik. Bitki bölgesi flora bölgeleri. Bitki topluluklarının dağılışı dikkat alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Dünyanın saban iklim bölgesi mesela. Neresi? Ekvatorun 10 derece kuzeyinden başlıyor. 10 ile 20 derece nemleri arası yine aşağı yukarı tropikal kuşağı tekabül ediyor. Ya da maki bitkisi ya da tundra bitkisi bölgesi diyebilir. Doğal afet bölgeleri dünya deprem bölgesi dendiği zaman işte karşınızda böyle bir harita. Yani savan iklim bölgesi, savan bitki örtüsü dediği zaman böyle bir harita ama deprem bölgesi dendiği zaman bambaşka bir harita. Bir yer hem deprem bölgesi hem savan iklim bölgesine girebilir arkadaşlar. Yani birden fazla özelliği fonksiyonu taşıyabilir. Dolayısıyla bunların bakın bu haritanın da önemli olduğunu zaten size e, bunu derslerde vurguladığımı biliyorsunuz hafıza teknikleriyle. Beşeri şekilsel bölgelere geldik. Ham madde üretim bölgeleri, ham madde yani dünyada en fazla doğal kaynağa sahip olan ülkeler. Ham madde üretimine dayalı te, e, temel ekonomik faaliyetlerin dağılışı dikkate alınarak oluşturulan beşeri bölgelerdir. Mesela dünya tarım bölgeleri işte neresi? Mesela hiç soğuk kuşakta dünya tarım bölgesi görmüyorsunuz arkadaşlar. Genelde orta kuşak ülkeleri. Sanayi bölgelerine geldik. Dünyada sanayinin yoğunlaştığı yerler çok önemli. Bileceksin nüfus yoğunluğunu etkiler çünkü. Bak Amerika, bak Avrupa. İskandinavya sanayi bölgesi yine Güneydoğu Asya Hindistan Çin ee, buralar Japonya Güney Kore buralar sanayi bölgeleri o zaman bu neyi etkiliyor bu nüfusu da etkiliyor bakın buralar aynı zamanda nüfus bölgeleri İskandinavyayı saymıyorum orada nüfus biraz daha seyrek soğuk olduğu için fakat diğer yerler aynı zamanda nüfusun yoğunlaştığı sanayinin yoğunlaştığı ticaretin yoğunlaştığı bölgelerdir diyorum nüfus bölgeleri bakın az önceki haritaya ne kadar benziyor arkadaşlar. Amerika'nın doğusu ve batısı, efendim, Avrupa, e, yine Güneydoğu Asya, buralar nüfus bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Batı Avrupa, ABD'nin Doğu Batı kıyıları, Mısır'da Nil çevresi, yani Mısır. Tabii Nil nehri de orada hayat kaynağı olduğu için dünyada nüfusun yoğunlaştığı alanlar sebep. Çünkü sanayi var. Çünkü buralarda tarım ve sanayi birlikte var. Çünkü burada tarım var. İşte bundan dolayı nüfus yoğunlaşıyor. <laughs> Yerleşme bölgeleri. Yerleşim bölgeleri, yerleşim tipleri ve bunların özellikleri dikkat alınarak oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Ahşap meskenlerin yaygın olduğu bölgeler. Mesela gidip kutuplara bakmazsın, gidip Orta Asya Cumhuriyetlerine bakmazsın. Ormanların bol olduğu yerlere bakacaksın. Yani Amazon çevresine bakacaksın, Ilman Okyanus iklim bölgelerine bakacaksın, Türkiye'de de Karadeniz bölgesine bakacaksın. Yine dağınık ve toplu yerleşme bölgeleri, kültür bölgeleri, Mesela Türk kültürü bölgesi baktığın zaman dünyada nereleri Yakutistan, Moğolistan, Doğu Türkistan, Kırgızistan, Türkmenistan... ...Türk kültürünün bak beşeridir yani. Çünkü bir kültürden bahsediyorsun, insanı bir faaliyetten bahsediyorsun. Dolayısıyla bölge kavramı bu yüzden e, bu yeni halini almıştır ve bence de iyi olmuştur. Siyasi askeri ve ekonomik işbirliği bölgeleri ne olabilir? NATO olabilir, Avrupa Birliği olabilir, NAFTA olabilir, Karadeniz Ekonomik İşbirliği olabilir, İslam İşbirliği Teşkilatı olabilir ya da OECD olabilir ya da Greenpeace olabilir. Dünyada bazı siyasi, askeri ve ekonomik örgütler var. Bu örgütlerin bakın e, temel özelliği sınırları kesin ve nettir beşeri bölgelerde. Şimdi NATO'ya kim üye kim değil belli yani. Böyle e, göreceli bir kavram değil ama doğal şekilsel bölgelerde sınır tam belli değil. Mesela Türkiye haritası üzerinden söylemiş olayım. Karadeniz'den iç kesimlere geldikçe Karadeniz iklimi azalıyor ama böyle pat diye birden azalmıyor yani. Yavaş yavaş etkileri azalıyor. Önce ağaçlar seyrelmeye başlıyor sonra bozkıra dönüşüyor sonra karasal net olarak görünüyor. Ama e, NATO ülkesi hangisi hangisi değil. Direkt sınır belli. Avrupa Birliği'ne kim üye kim değil. Sınırlar belli. Anlatabildim mi? Kesin ve net. Fakat doğal şekilsel bölgelerde sınır tam belli değildir kesin hatlarla ayrılmaz bir geçiş süreci vardır. Bir de arkadaşlar bu siyasi, askeri ve ekonomik işbirliği bölgelerinde, beşeri bölgelerde daha çabuk değişim olabilir. Mesela İngiltere ayrılabilir Avrupa Birliği'nden bu konuda iradesini koymuştur. Efendim Norveç girmek isteyebilir. Mesela Norveç, Finlandiya, bunlar İsveç, bunlar NATO'ya girmek istedi biliyorsunuz. Önce üye değillerdi. Bir anda NATO'nun alanı ne oldu? Genişledi. Niye? Çünkü Rusya tehdidine karşı. O yüzden Beşeri şekilsel bölgeler çok kısa süresi içerisinde değişebilir. Pat diye biz Avrupa Birliği'ni aldılar. Biz de Avrupa Birliği'nin bölgesi içerisine girmiş olacağız. Ya da daha öncesinden turizm bölgesi olan bir yer zamanla turist gelmeyince tarım bölgesine dönüşebilir. Ya da tam tersi olabilir. Muğla'nın birçok ilçesi böyle tarım bölgesiyken bir anda turizm yönüyle keşfedildi ve turizm bölgesine döndü. Yani şey beşeri şekilsel bölgeler e, çok çabuk değişebilir ama doğal şekilsel bölgeler değişmez. Yani orası Akdeniz iklim bölgesi seneye Karadeniz iklim bölgesi olmuyor. Antalya'da bir sene Akdeniz bir sene karasal iklim görünmüyor. İklimin değişmesi zor. Antalya'da Toros Dağları var. Seneye gidiyorsun dümdüz böyle bir şey diyemezsin yani. Bunlar daha milyonlarca yıl gerektiren, binlerce yıl gerektiren bir süreçtir toparlayarak söylüyorum. Beşeri şekilsel bölgelerin bir dalı olan siyasi, askeri ve ekonomik işbirlikleri bölgelerin sınırları kesindir, nettir, kısa sürede değişebilir. Sınırlar genişleyip daralabilir. NATO, Birleşmiş Milletler, Rufa işte buraya bir sürü örgütü buraya alabiliriz diyorum. İşte sınırı atıyorum şurası iken yeni bir ülke katılır onu da sınır içerisine alabilir. İşlevsel bölgeler, hizmet bölgeleri, Arkadaşlar özel veya resmi kuruluşların hizmetlerini daha verimli bir şekilde sürdürmek için ve denetleyebilmek için ülke genelinde kendi amaçları doğrultusunda oluşturdukları işlevsel bölgeler. Mesela burada ne görüyorsunuz? Karayolları Genel Müdürlüğü Hizmet Bölgesi haritası. Şimdi bu hizmet nereden geliyor? Başkentimiz neresi bizim? Ankara. Ankara'dan bütün illere tek tek gitmek yerine önceden gönderiyor. Bak Elazığ 8. Hizmet Bölgesi. Elazığ'a gönderiyor. Burada yığınak yapıyor. Elazığ şu çevresindeki illerden Bingöl'den, Adıyaman'dan, Malatya'dan, Tunceli'den sorumlu Elazığ merkez kabul etmiş. Buralara sen gönder. Ben sana göndereceğim sen de buralara dağıt diyor. Efendim Van'ı efendim ikinci bölge ilan etmiş. Diyarbakır'ı dokuzuncu bölge ilan etmiş. Şu illerden sen sorumlu. Ne oluyor? Hizmeti dağıtıyor. Neden? Hizmet aksamasın diye. Devlet su işleri, meteoroloji, karayolları ya da özel firmaların bayilerini de görürsünüz arkadaşlar. Mesela bir yayın evi der ki benim kitaplarımı şuradan alabilirsin. İlla gelip Ankara'dan alman gerekmiyor. Mesela Mehmet Eğit'in kitaplarını, hadi mevzu oraya geldi, e, reklam boyutuna geldi. Gelip illa benim kitaplar Ankara'da basılıyorsa Ankara'da almanız gerekmiyor. Her ilde bayiler var. Ne oluyor? O bayilere gönderiyoruz. Oradan temin edebiliyorsunuz. İşte bu işlevsel hizmet bölgelerine örnektir. Kalkınma projesi bölgeleri. Biliyorsunuz Türkiye'de bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını azaltmak için devlet kalkınma projeleri ihdas etmiştir. GAP gibi, KOP gibi, ZBK gibi, e, DOKAP gibi bölgesel kalkınma projelerinin kapsadığı alanlar dikkate alınarak oluşturulan işlevsel bölgelerdir. Türkiye'de KOP neresi? İşte işte bu şu illeri kapsıyor. İç Anadolu'da Konya, Aksaray neydi? Dolayısıyla burada bir işlevsel bölgedir. Yani bunu şekilsel bölge olarak karıştırmayın. Yönetsel bölgeler siyasi olarak oluşturulan yönetim bölgeleridir. Amerika'nın eyaletleri gibi biliyorsunuz kendi içerisinde özel dış işlerinde Amerika'ya bağlı. Amerika demiş ki kardeşim her eyalet içinizde özel sizsiniz. Kendi anayasanızı bile belirleyebilirsiniz. Yani Amerika'nın Nevada eyaletinde suç olmayan bir şey Texas eyaletinde suç olabilir. Texas'ta silah taşımak suç değildir ama e, nereye gidersin? Colorado'ya gidersin belki orada suçtur. E, olabilir. Dolayısıyla yönetsel bölgelerde Amerika'nın eyaletlerini örnek olarak verebiliyoruz. Burada geçtim istatistik bölgeleri. Ülkelerin kalkınma hamleleri için gerekli olan istatistik verileri toplayabilmek amacı oluşturdu. İşlevsel bölgeler Türkiye'de arkadaşlar e, hizmet bölgesi olarak farklı gruplara ayrılırken istatistik olarak daha farklı gruplar yani istatistik olarak 12 bölgeye ayrılmıştır. Ne yapıyor? Oradaki istatistik bilgileri bir yerde topluyor sonra onları birleştiriyor. Bölgeyle ilgili bilinmesi gerekenler neler? Arkadaşlar bölge sınırları çizilirken yaygın olarak kullanılan kıstas bölgenin işlevsel özelliğidir. Doğal unsurlar dikkate alınarak oluşturulan bölgelerin sınırları kolay kolay değişmez. Dağlık bölge ise seneye ovalık olmaz. Ova ise birden daha dönüşmez. Beşeri unsurlar dikkate alınarak oluşturulan bölgelerin sınırları kısa sürede değişebilir. Dedim ya turizm bölgesiyken tarıma, tarım bölgesi turizme, maden bölgesi sanayi bölgesine dönüşebilir. Zonguldak öyle olmuştur mesela. Siyasi amaçla oluşturulan bölgeler veya üye ülkelerin artması ya da azalması nedeni kısa sürede değişebilir. Üyelikten çıkmak isteyebilir. Mesela Türkiye bazen diyor ki Şangay'a girsem mi diyor. E, dolayısıyla ne olur? Bir anda oranın e, alanı genişlemiş olur. Türkiye oranın e, e, Şangay'a üye ülkelerin alanı genişletmiş olur. Dolayısıyla beşeri siyasi amaçla oluşturulan bölgeler kısa sürede değişebilir. İşlevini yitiren bölgeler yerini yeni bölge oluşuna bırakabilir. Dediğim örnek maden bölgesi zamanla sanayi bölgesine dönebilir. Bölge sınırları çoğu zaman kesin hatlarla ayrılamaz. Kademeli bir geçiş gösterir. Yani Akdeniz iklimi burada bitiyor şurada başlıyor. Bir adım sonra karasal iklim olmuyor. Kademe kademe geçiş var. Önce Akdeniz sonra bozulmuş Akdeniz sonra karasalın hafif ılıman türü sonra karasal geliyor. Böyle birden değişmez arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve geldik sorumuza. Haritada verilen alanların şekilsel bölge sınıflaması ile ilgili aşıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir numaralı bölge sanayi bölgesi dersem buna itiraz eder miyiz arkadaşlar? Bir numaralı bölge Amerika sanayi bölgesidir. Doğru. Yağmur alanları ormanları bölgesi 2 numara. Doğru burada ormanlar var. Göller bölgesi dersem 3 numaraya. Burada göller yok arkadaşlar. Burası görenat. Burada zaten sürekli buz var. Olan su da donar. Göl diye bir şey olmaz. O zaman burada bir yanlışlık olabilir. Bu arada A diye gitmiş. A, B, C, D e diye buradan yapayım. E, Göller bölgesi olamaz 3 numara çünkü orası soğuk kutuplara yakın donmuştur. 4 numara çöl bölgesi. Evet burada Kalahari çölü var. 5 numara yoğun nüfuslu bölge. Doğrudur. Burada da e, Güney Kore, Kuzey Kore. Dolayısıyla burada uymayan hangisi? C seçeneğidir diyorum. Ve geldim hafıza tekniğine. Evet dedim ya ben sizin bu konudaki sıkıntınızı büyük oranda gidermeye çalışacağım. Hem harita üzerinde gösteriyorum, hem diyalog olarak anlatıyorum, hem de hafıza tekniğiyle bu şekilde taşlandıracağız. Şimdi dünyadaki dağlar, ben az önce size bu dağları söylemiştim değil mi? Bak önce bu dağları kendim burada göstereyim, şu harita üzerinde göstereyim. Amerika'nın şurasında ne dağları vardı? Kayalık dağları var. Şurada ne evvel Amerika'nın doğusunda Apalaş dağları var. Şurada ne dağları var? Ant dağları var. Ant. Şurada ne dağları var? Afrika'nın kuzeyinde Atlas dağları var. Şurada Avrupa'da ne var? Çok önemli. Alp dağları var. Asya'da Hindistan'ın kuzeyinde ne dağları var? Himalaya dağları var. Şurada da ne var? İskandinav dağları var. İskandinav dağları var. Şimdi bakın. Bunu bu şekilde evet öğrenirsin gerçekten de öğrenirsin ama diyelim ki unuttun sana şöyle bir seçenek sunuyorum Amerika'nın batısında ne var kayalık dağları bakın bir kayanın en üstüne çıkmış kim bu tanıdık bir sima Trump biraz deli bir adam dünyanın başını belaya sokabilecek biriydi seçilemedi Amerikan seçimlerinde bunalıma girmiş kayaların üstüne çıkmış intihar edeceğim bu kayalıklardan atacağım kendimi kendimi intihar yapacağım diyor nerede bu kayalıkların üstünde? Nerede? Kayalık dağları. Tabii Trump böyle yaparken yanı başında yani Amerika'nın diğer tarafında bir dağın üstünde Biden var. Joe Biden Amerika'nın seçilen e, başkanı Trump'ı yenen başkanı diyor ki ya sakin ol lavaş vereyim yapma diyor. Lavaş apalaş. Joe Biden üzerinde bulunduğu dağ hangisi apalaş ne diyor yapma sana lavaş vereyim lavaş apalaşı hatırlatacak. Trump intihar edecek ya bütün dünyanın gözü orada. Burada Ant dağlarının üstüne yine dağın üstünde biri. Ant olsun cehenneme gidersin. Yapma diyor yani intihar etmek günahtır diyor. Cehenneme gidersin. Ant olsun derken Ant dağlarına vurgu. Atlas dağlarının olduğu Afrika. Bak burada bir at uzanmış Atlas. Bu da ne diyor? Atlas'ın. Bırakın Atlas'ın ya zaten dünyaya kötülük yapmış. En çok da Afrikalılara yapmıştır. Afrika'yı gelen giden sövürmüştür. At diyor bak at Atlas. Nerede? Afrika'da Atlas'ın diyor. Atlas dağlarına vurgu. <laughs> Avrupa'da Alp dağlarının olduğu yerde bir kalp var. Kalp, Alp. Elinde Alpella çikolata var. Kim? Haydi. Haydi çizgi filmini çok severim. Hemen buraya da koydum. Siz de izleyin. Haydi diyor ki Alpella mı sana veririm atlama. Alpella'nın Alpi Alp akla gelsin. Avrupa'da İsviçre'de Alp dağları biliyorsunuz. Haydi'nin çizgi filmi orada çekilmiştir. İskandinav dağlarında biri elinde İskambil kağıdı. İskambil, İskandinav hatırlasın. Atlama gel İskambil oynayalım diyor. İskambil, İskandinav dağlarına vurgu. Aa burada tanıdık bir sima görüyoruz. Himalaya dağlarının üstünde kim bu bizim Nusret? Ölürsen Himalaya tuzu atarım üstüne diyor. Himalaya tuzu meşhur biliyorsunuz son zamanlarda. Tuz hareketinde yapıyor. Demek Himalaya dağları nerede? Tabi Himalaya tuzun atarım derken alttakine diyor. Alttakine diyor ki hamuru mayala, hamuru mayala Himalaya. Bu tuz buraya düşüyor. Adam burada hamur mayalıyor. Hamuru mayala Himalaya. Nusret kime niyet kime kısmet. Trump'a diyor ki atlarsan üstüne Himalaya tuz atarım. O tuz buraya düşüyor. Adam hamuru mayalıyor. Hamuru mayala Himalaya. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben yeni bir e, çizinlemiş bir dünya haritası üzerinden bulayım. Tekrar bir ne yapalım sizinle? <laughs> Acaba aklınızda neler kaldı diye bir test edelim. Bakalım aklınızda neler kaldı. Şöyle sayfaları kenara koyuyorum. Evet, bak şuradan göstereceğim. Şurada kim vardı? Şurada kayalıkların üstünde Trump vardı değil mi? Kendim atacağım kayalıklardan, kayalık dağları. Hemen karşısında atlama gel lavaş vereyim diyen lavaş apalaş. Şuradaki vatandaş ne diyordu siz söyleyin bakalım. Ne diyordu? Ant olsun atlarsan cehenneme gidersin. Ant dağları. Şurada Apalaş dağları. Şurada kayalık dağlar. Trump atlayacak ya dünyayı gündem oluyor. Şurada ne vardı siz söyleyin. Afrika'da evet hatırladınız değil mi? At vardı at. At atlası hatırlatacak. Ne diyor? Atlasın diyor. Zaten çok kötülük yapmış. Avrupa'da ne vardı? Bir tane çizgi film karakteri vardı. Haydi elinde ne tutuyor? Çikolatası markası Alpella. Bir de kalp vardı. Kalp de Alp'i hatırlatsın. Atlama sana Alpella mı vereyim? Alp dağları nerede? Avrupa'da. Şu İskandinavya'da ne vardı? İskambil kağıdı oynayalım gel atlama diyordu. İskandinav dağları vardı. Şurada Alp dağları. Ve şurada kim vardı? Meşhur tuz atan nereden atıyor? Himalaya tuzunu atıyor. Hamuru mayalıyor. Himalaya hamuru mayala. Atlarsan diyor senin cenazene tuz atarım diyor. Himalaya tuzu. Nusret. Bakın arkadaşlar. Akılda kaldı mı? bence kaldı can kulağıyla dinlediyseniz akılda kalmaması mümkün değil çünkü beyin resimlerle düşünür ve resimler asla unutulmaz ama sizden isteğim ne tamamen konsantre bir şekilde bana odaklanacaksınız ondan sonra unutmanızı göreceksiniz yarın sabah gelip videonun altına yorum yapacaksınız aklınızda kalmış mı kalmamış mı o zaman kendinizi test etmiş olursunuz evet ulaşım sistemlerine geçiyorum arkadaşlar ulaşım önemli yani bir şeyi ürettin bunu tüketim merkezlerine ulaştıramazsan bir anlam ifade etmiyor ki ulaşım o kadar çok gelişmiş ki sadece karayolu, havayolu, demiryolu değil boru hatlarıyla ulaşım var, internet ağlarıyla ulaşım var, bir maille, bir mesajla ulaşım var, iletişim var değil mi? İşte bu da coğrafyanın ilgi alanına giriyor. Ulaşım insan veya eşyanın bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Ülkelerin kalkınmasında ulaşım sistemlerinin gelişmiş ve çeşitli olması önemli rol oynar. Ulaşımı gelişmeyen yer gelişmez. Türkiye'den örnek verelim. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere. Kimse fabrika yapar mı? Kimse AVM yapar mı? Sizin böyle en çok gittiğiniz kalabalık yerler, ulaşımı da en kolay olan yerler değil mi? Yani oraya e, muhtemelen metro gidiyordur, otobüs seferleri daha fazladır ama çok kıyıda, köşede bir yerde oturuyorsan otobüs seferleri bile bir sabah bir akşam oluyor değil mi? O zaman şunu kafamıza koyuyoruz. Ulaşılabilen yer gelişir, ulaşamayan yer gelişmez ve en gelişmiş ülkeler her yönüyle ulaşımın da en gelişmiş olduğu yerler. Bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Adamlar hem karayolu, hem demiryolu, hem deniz yolu, hem de hava yolunda, hem de boru hatlarında dünyada bir numara arkadaşlar. Peki ne zaman daha çok gelişmiş bu durumlar? Sanayi devriminden önce ulaşım sistemleri yeterince gelişmemişti ama sanayi devriminden sonra arkadaşlar ulaşımda muazzam bir patlama yaşanmıştır. Ve ulaşım seçenekleri artmıştır. Gelişmiş ülkelerde ulaşım ağı sık, ulaşım sistemleri çeşitli ama az gelişmiş ülkelerde ulaşım imkanları sınırlıdır. Ulaşımla arkadaşlar sadece mal taşınmaz. Aynı zamanda ekonomik ve kültürel etkileşim de olur. İşte şimdi bu ulaşım çeşitlerini görelim. Karayollar. Sizler en çok hangi ulaşım yolunu kullanıyorsunuz? Muhtemelen karayoludur. Atandığınız diyorum inşallah atandığınız yılları da görme şansı olur. Kazandığınız üniversiteye hangi ulaşımla gideceksiniz? Muhtemelen büyük kısmınız karayoluyla gidecektir. Çünkü Türkiye'de en çok gelişen karayolu. Dünyada da en çok gelişen karayoludur arkadaşlar. İlk ve orta çağlarda kullanılan önemli kara yolların Anadolu'daki kral yolu, Çin'den Akdeniz, Karadeniz kenarına kadar ulaşan İpek yolu, Hindistan'daki baharat yolu örnek olarak verilebilir. Hatırlayın Çin'den gelip Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiyordu İpek yolu. Bakın İpek yolu. Hindistan'dan gelip şurada Akdeniz üzerinden yine Türkiye'ye baharat yolu bunları bileceksiniz. Gelişmişlik seviyesiyle karayolu uzunluğu arasında paralellik vardır. Ne kadar yolun var o kadar gelişmişsin kardeşim. Türkiye'nin toplam karayolu ağ uzunluğu 90 bin kilometre. Şimdi Türkiye'de bu 90 bin iken Fransa bizden daha küçük Fransa'da 400 bin kilometre. Bu demek ki bizden 5 kat 6 kat daha fazla gelişmiş. Bu anlama gelir arkadaşlar. 5 kat pardon 90 400 dersek ee, ne oluyor 4 4.5 kat oluyor. Karayolu ağının en uzun en e, olduğu en uzun olduğu en sık olduğu ülke AB'de en uzun olduğu ama en sık olduğu yerler Batı Avrupa ve Japonya. Yani dünyada karayolu ağı deyince bir Amerika'ya bakacaksın, iki Avrupa'ya bakacaksın, üç arkadaşlar Japonya'ya bakacaksın ama bunun yanında karayolu baktığın zaman Güneydoğu Asya'da da geliştiğini görüyorsun. İlk bakacağın yerler neresiymiş? Bir, iki, üç. Bu şekilde bakıyorsun. Karayolu ulaşımını etkileyen faktörler. Doğal faktörler ve beşeri faktörler. Ulaşımı ne etkiler? İklim. İklim çok kar yağışlıysa yollar kapanır. Olumsuz etkiler. Yer şekilleri çok engebeliyse karayolu ulaşımı olumsuz etkiler. Yani şöyle bir yolda gitmek var bir de şöyle dümdüz bir yolda gitmek var değil mi? Yer şekillerinin engebeli olduğu Güneydoğu Asya'da, Amerika'nın batısında, İskandinav Yarımadası'nda, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde ulaşım gerçekten maliyetli ve zordur. Coğrafi konum da ulaşımı etkiler, karayolu ulaşımını. E neden? Üç kıtanın tam ortasındaysan transit ticaret gelişeceği için ulaşım ağı gelişmiş olacaktır. Beşeri faktörler nüfus ulaşımı etkiler. Nüfusun olduğu yerlere insanlar ulaşım e, yollarını götürmek ister. Gelişmişlik seviyesi ne kadar yüksekse yol yapım maliyetinin o kadar üstesinden gelirsin. Şimdi bazı mesela Moğolistan'da niye ulaşım yeterince gelişmemin parası yok. Yol yapımı maliyetli bir iştir. Ama sen gelişmiş bir ülkeysen her tarafı karayolu, demiryoluyla döşersin gider. Yerleşimin sıklığı ve ekonomik faaliyet türleri de ulaşımı etkileyen, kara ulaşımını etkileyen beşeri faktörler arasında. Karayolu deniz ve demir göre daha pahalıdır arkadaşlar unutmayın. En ucuz denizdir. Bak deniz ne yazıyoruz denize? En ucuz. Niye ucuz? Çünkü gemiyle sen çok büyük miktarda malı taşıyabiliyorsun. Yani Gemiyle 600 bin ton taşıyorsun ama kamyonla taşısan en fazla 40 ton taşıyabiliyorsun. 600 bin bölü 40 ton yapın kaç tane kamyonu taşıyor gemi. Tek seferde büyük miktarda mal taşıdığı için ucuza geliyor. Bir diğer şey gemide deniz ulaşımında yol yapım maliyeti yok. Allah'ın suyu yüzdür gitsin asfalt dökmüyorsun ray döşemiyorsun maliyet yok yani. Manevra kabiliyeti de kolay yani. Dolayısıyla en ucuz ulaşım deniz ulaşımı unutmayın. Uluslararası ticarette en çok deniz yolu kullanılır. O yüzden limanlar gelişmiş yerlerdir. Ve gemi işiyle uğraşanlar çok para kazanır. Armatör diyoruz bu gemi işiyle uğraşan. Sizin de ufacık biraz birikimleriniz varsa bence bir gemi almayı düşünebilirsiniz. Çok kazandırır çünkü. Deniz yolundan sonra ucuz olan hangisi? Demir yoludur. Bunda da çok büyük miktarda malı taşımak mümkün ama tabii deniz yolu kadar değil. Deniz ve demir yoluna göre tek seferde daha az yolcu ve yük taşır. Karayolu kaza riski yüksek taşımacılık maliyetleri ise daha fazladır. Deniz yolları uluslararası ticarette en çok tercih edilen en ucuz ulaşım sistemidir. Sebep tek seferde yük ve yolcu taşıması fazla, yol yapım maliyeti ve yol bakım maliyeti yok. İnsanlar tarafından oluşturulan yapay su yollarına kanal adı verilir. Bakın şu görmüş olduğunuz harita çok önemli. Bunu da hafıza tekniğine göre kodlayacağız. Hangi kanal nereyi nereye bağlıyor? Hangi boğaz nereyi nereye bağlıyor? Boğazla kanal arasındaki fark nedir? İnsanlar şurayı yarıp kendileri bir su yolu yapıyorsa buna kanal diyor denir. Ama kendiliğinden bir su yolu oluşmuşsa buna da boğaz denir. O zaman İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı doğal su yollarıdır. Ama yapılması gündemde olan bir kanal var. Kanal İstanbul bak niye kanal diyorlar? Çünkü insanlar yapacağı için kanal adını alır. Bunları da karıştırmayın. Panama kanalı, Süveyş kanalı, Korit ve Kiel kanalları önemli. Deniz yoluyla en fazla petrol ve doğalgaz, maden cevheri, tahıl, kuru yük ve otomotiv taşınır. taşınır. Petrol burada e, en fazla taşınan üründür. Sırasıyla en yoğun su yolları Kuzey Atlantik yolu. Bak bu çok önemli. Avrupa Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika Güneydoğu Asya. Bak birincisi hangisiymiş? Kuzey Atlantik yolu. Hangisi? Amerika ile Avrupa arasındaki şu yol. En yoğun Deniz yolu, Kuzey Atlantik. Sonra hangisi geliyor? Avrupa ile Güneydoğu Asya. Bak, Avrupa ile Güneydoğu Asya şuradaki boğaz ve kanalları kullanıyor. Ondan sonra hangisi? Ondan sonra da Avrupa ile şey, Amerika ile Güneydoğu Asya. Bir, Amerika ile Avrupa arası Kuzey Atlantik yolu deniyor. İki, Avrupa ile Güneydoğu Asya. Burada Çin var, Japonya var, Hindistan var, kalabalık bir nüfus var yani burada tüketici bir nüfus var. Avrupa ürettiği malları buraya satmak istiyor, o yüzden çok iyi bir ticaret var. Üçüncü gelişen su yolu ise Kuzey Amerika ile Güneydoğu Asya arasında. Amerika'da yine Asya ülkelerine çok fazla ürün satar ve dünya üzerindeki önemli Boğaz ve geçitler çok önemli bir konu önemli boğaz ve kanallar. Arkadaşlar Bering Boğazı. Bakın Bering Boğazı çok çok önemli değil. Büyük su yollarını bağlar ama Bering Boğazının geçtiği şu Alaska ile Rusya'nın Kamçatka Yarımadası arasında soğuk yerler olduğu için fazla insan yaşamaz. Bundan dolayı ticaret çok da canlı değildir. Ama Bering Boğazı nerede diye sorarsa kesinlikle yerini bileceksiniz. Amerika ile Rusya arasındaki su yolu. Başka Panama Kanalı. Panama Kanalı. Bakın burayı insanlar yarmış şuradan şuraya geçmek için. Enteresan bir ee, Boğaz değil Panama kanalı. Enteresan. Panama kanalı diye belirtelim. Enteresan bir şey, mühendislik harikasıdır Panama kanalı. Şöyle ki arkadaşlar şimdi şuradaki gemiyi şuraya geçirmek nasıl oluyor biliyor musunuz? Biz Fatih Sultan Mehmet karadan gemileri yürütmüş ya bunlar da gerçekten karadan gemi yürütüyorlar. Nasıl yapıyorlar? Ee, havuz sistemini alıyorlar gemiyi. Şuraya geliyor. Bir havuzun içerisine sonra su seviyesini yükseltiyor. Bir üstteki havuza su seviyesini yükseltiyor. Bir üstteki havuza su seviyesini yükselterek sonra alçalta alçalta diğer tarafta indiriyor ve suyun bu tarafına geçirmiş oluyor. E, mühendislik harikasıdır. Dünyada en çok kullanılan su yollarından biridir. Panama denen devletin belki de tek geçim kaynağı budur. Buradan geçen her gemiden gerçekten Merkez Bankası gibi para basıyor, para alıyor. Neden? Çünkü burayı kullanmazsa adam şuradan şuraya gelecek tamam mı? Ya da adam şöyle gelecek bak şöyle Avrupa'dan mal getiriyor şu Kaliforniya'ya götürecek. Yani bir şuradan gitmek var Kaliforniya'ya bir de şurayı dönüp böyle gitmek var dile kolay. O zaman Panama kanalının ortaya çıkması şuradaki Magellan Boğazı'nın önemini azaltmıştır. Evet geçtim burası oldukça kalabalık Kiel kanalı Kiel kanalı nerede arkadaşlar? Kiel kanalı şurada Baltık denizinde Almanya'yı ee, bileceksiniz Kiel kanalında. Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlıyor. Dover Boğazı İngiltere ile kıta Avrupası arasında. Bak şurası İngiltere e, Avrupa ile İngiltere arasındaki boğaz Dover Boğazı. Cebeli Tarık çok önemli. Şurası Akdeniz. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan boğazdır. Cebeli Tarık yönetimi İspanya'dadır bu arada. İsmi nereden geliyor? Tarık bin Ziyad'dan geliyor. Ee, İslam tarihine baktığınız zaman İspanya'yı fetheden komutanlardan biridir. Tarık bin Ziyad Hatta o meşhur sözün ona ait olduğu söylenir. Gemileri yakmak ifadesi. Buraya İspanya'ya gemilerle geliyor, fethediyor ve askerleri geri gitmesin diye İspanya'ya çıkar çıkmaz gemileri yakıyor. Artık geri dönüşümüz yok. Bu savaşı kazanmaktan başka çaremiz yok dedirtiyor. Ve böyle önemli bir kumandanın adı da bu boğaza veriliyor. Messina Boğazı İtalya'dadır. Zaten İtalyan bir ismi çağrıştırıyor. Korint kanalı Yunanistan'dadır arkadaşlar. Çok dar bir kanal gerçekten. Ee, Çanakkale ve İstanbul boğazlarını biliyorsunuz Anlatma gereği duymuyorum Zaten Türkiye'de Karadeniz Akdeniz'e bağlayan su yolları Süveyş kanalı önemli Yönetimi Mısır'da Süveyş kanalı şurada Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlıyor Yani siz Türkiye'den Hindistan'a bir mal göndereceksiniz Bak Türkiye'den Hindistan'a Şurası Hindistan Şu yol, su yolunu kullanıyorsunuz Süveyş kanalı Süveyş kanalı kullandığınız için Mısır hükümetine para ödüyorsun Bir gemi en az 200 bin lira ödüyor Şimdi belki 600 bin lira olmuştur Yoksa Süveyş kullanamasak ne olur biliyor musunuz? Akdeniz'den çıkacağız, Cebelitarık'tan geçeceğiz, Afrika'yı dolanacağız, ondan sonra Hindistan'a gelecek. Vay babam vay. Zaten şurada Ümit Burnu vardı arkadaşlar. Ümit Burnu eskiden önemliydi ama Süveyş kanalı açılınca Ümit Burnu önemli Kim Ümit Burnu'ndan gelip de dolaşacak? Direkt kestirmeden iniyor. Süveyş kanalı şurada Babül Mendep Boğazı. Bakın Babül Mendep Boğazı Kızıl Denizi Umman Denizi'ne bağlıyor. Şurada ve şurada çok önemli Hürmüz Boğazı var. Hürmüz Boğazı Basra Körfezi'ni nereye bağlıyor? Umman Denizi'ne bağlıyor. Hürmüz Boğazı ne açıdan önemli? Dünyanın en önemli petrol sevkiyat yeridir. E bu boğaz çevresinde bak Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var, Kuveyt var, Irak var, İran var. Hepsinin bu körfeze kıyısı var. Dünyada en çok petrol üreten ülkeler bunlar zaten. Ne yapıyor? Buradaki petrol Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyor. Çok önemli. Ve geldik uzaklara Malakka Boğazı'na. Malakka da aslında petrol sevkiyatı için çok önemli. Çünkü Japonya'nın petrolü yok biliyorsunuz. Ne yapıyor? Hürümüzden alıyor getiriyor. Şurada Malezya'da arkadaşlar. Malezya'daki şu iki ada arasından Malakka Boğazı'ndan geçerek ne yapıyor? Japonya'ya gidiyor. Yani Güneydoğu Asya ülkeleri için Malakka Boğazı çok önemli. Makassar Boğazı yine Uzakdoğu Asya'da önemli boğazlardan bir tanesi diyorum. Bir de Sunda Boğazı var. Evet. Burada önemli olanları bir kez daha söyleyeyim. Panama, Magellan, Bering, Cebeli Tarık, Kiel, e, Messina, Korint, Süveyş, Babilmendeb, Hürmüz ve Malakka burada en önemlisi. Hadi makkasarı da bilin diyorum. Tabii ki bununla ilgili hafıza tekniğini de vereceğim. Karıştırmamanız için e, hafıza tekniğiyle daha iyi aklınızda kalacak. Demir yolları. Sanayi devrimi sayesinde temelleri atılan ulaşım sistemidir. Buhar gücüyle çalışan lokomotifler yük taşıma aracı olarak ilk kez İngiltere'de kullanılmıştır. Demir yolları sanayi devrimi bakın İngiltere ne tür artılar katmıştır. Dünyada demir yolları genellikle maden ocakları limanlar arasında yapılmıştır. Hindistan ve Afrika demir yolları Orta Doğu'daki sömürcelik faaliyetleri sayesinde tanışmış. Yani Hindistan'a Afrika'ya kim demir yolu yapacak? Zaten ekonomik seviyeleri yetersiz. Ama işte bakın Güney Afrika'da da Hindistan'da da orayı sömüren ülkeler demiryolu yapmış. Dünyada demiryolu deyince yine Amerika ilk planda geliyor. En sık demiryolu ağına sahip sonra Avrupa sonra da yine Güneydoğu Asya bakın. Kara yolunda da aynısı, hava yolunda da aynı, deniz yolunda da aynı. Yani dünyada ekonominin kalbi bu üç yerde atıyor. Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya. Bunu bileceksin yerine. Ve geçiyorum. Kuzey Amerika demir yolu ağının en yoğun olduğu kıtadır. Dünyanın en uzun hattı Avrupa'dan Sibirya'ya geçip Pasifik Okyanusu'na uzanan Trans-Sibirya hattı. Bakın şöyle Trans-Sibirya dünyanın en uzun demir yolu hattı. Demir yolunun en yüksek yerlere ulaştığı yer ise İsviçre, Avusturya'da Alp dağlarında 3000 metreye kadar demir yolunu döşemişler. Demir yoluyla ne taşınabilir? Çabuk bozulacak ürünler taşınmaz arkadaşlar. Ne taşınır? İşte kuru bakliyat, e, tahıl, e, maden, askeri mühimmat taşınabilir. Bunlar yani bozulmuş inşaat malzemeleri taşınabilir. Demiryolu Türkiye'de de çok gelişmemiş maalesef. Daha çok Cumhuriyet döneminde yapılmış. Eee demiryolunda yeterince gelişmemesinin nedeni Türkiye'de yavaş gitmesi yani karayoluna göre yavaş gidiyor. Daha hızlı olsa hızlı tren gibi o zaman daha çok gelişir ve gelişmesi gereken de zaten hızlı tren. Yolcu taşımacılığı için söylüyorum. Türkiye'de maalesef demir yolları istenen düzeyde değil ama en çok geliştiği yerler Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya olduğunu söylüyorum. Ve demir yolu karayoluna göre daha ucuz. En pahalı ulaşım şekli hava yolu, sonra karayolu, sonra demir yolu, en ucuz hangisi? Deniz yolu. Hava yolu en geç gelişen ve en pahalı olan ulaşım türüdür. Kaç kişi uçağa bindi aranızda? Niye pahalı? Çünkü kısa sürede bir yerlere ulaşıyorsun yani. Herkesin ulaşamadığı bir hizmet. Her yerde havalimanı yok. Dolayısıyla bunda bir bedeli oluyor. İlk olarak Fransa'da ticari amaçlı yapılan seferler ortaya çıkmıştı. Belki şaşırtmalı bir soru da Amerika yazabilir ışıklarda ama Fransa'da ilk başlamış ticari amaçlı uçuşlar. Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya hava ulaşımının en yoğun olduğu yer. Bakın kara yolunda, demiryolunda neyse hava yolunda da aynı yerler. Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya. ABD en gelişmiş ve en yaygın hava yolu ulaşımına sahiptir. Japonya, Güney Kore, Singapur, Çin gibi ülkelerde de hava ulaşımı çok gelişmiş. Hava yolu ulaşımının tercih edilme nedeni yüksek hızlı ve kaza oranı düşük olması bundan dolayı çok tercih edilir. Tabi uçağa binmeme nedenleri arasında uça, uçma, uçak fobisi olanlar da vardır. Hatta merhum sanatçımız Kemal Sunal maalesef böyle bir uçağa binme esnasında fobisine yenik düşerek kalp krizi geçirmiştir ve vefat etmiştir. Boratlara ulaşımı artık enerji nakilinde doğalgaza, ve özellikle boratların kullanıldığını bilin. Sanayinin gelişmesine bağlı olarak önem kazanmıştır. Petrol ve doğalgazın yanı sıra değişik başka ürünlerde eee boratlarla taşınıyor. ABD boru ağının eee en fazla olduğu ülkedir. ABD'yi ise arkadaşlar Rusya izliyor. Önemli boru hangileri? Nabukku doğalgaz boru hattı bak Türkiye ilgilendirdiği için önemli. Hazar doğalgazını Hazar derken Bizim komşumuz Hazar Denizi, Azerbaycan'ın büyük oranda kıyısının olduğu. Oradaki doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine taşınması kurgulanan, henüz bitirilemedi, yapılamadı maalesef bu, projedir Nabukko projesi. Biraz da bunun yapılmamasında Putin'in de etkisi var aslında. Niye? Çünkü Putin bize Türk akımı doğalgaz boru hattını yapmak için, bunu yapmak için ne yaptı arkadaşlar? Türkiye'yi bundan vazgeçirdi diyebiliriz. Trans Anadolu doğalgaz boru Hattı TANAP. Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya transfer eden, Türkiye'nin de bir kısmına ortak olduğu boru hattıdır. Azerbaycan tanap doğalgaz unutmayın. Rusya Türkiye doğalgaz boru hattı, mavi akım. Karadeniz'in altından Rus doğalgazının Türkiye'ye getirildiği boru hattıdır. 2003'lü yıllarda gelmiş ama Rusya ile aramızda en son imzalanan anlaşmayla hangi boru hattı? Türk akımı adına da Türk adını vermiş. Bak Putin ne kadar ee, kurnaz. Türkiye'yi celbetmek için ya diyor biz sana diyor. Bak Türkiye şurası Rusya Karadeniz'in altından getirelim boruyu sana sandan da senden de Avrupa'ya götürelim. Avrupa'ya satalım ama adı da Türk akımı olsun adı sana jest yaptım diyor. Ve Türk akımı projesine Türkiye'yi dahil etmiştir. Ee, bunlar doğalgaz gaz boru hattı. Petrol boru hatları neler var? Azerbaycan'dan bize gelen Bakü Tiflis Ceyhan petrol boru hattı var. Irak'tan Türkiye'ye gelen Kerkük yumurtalık petrol boru hattı var. Türkiye içerisinde yumurtalı kırık kale ve Batman 4 yol petrol boratları var. Bunu da söylemiş olayım ve geliyorum sorumuza. <laughs> Süveyş kanalının açılması da stratejik önemini kaybeden deniz yolu haritada kaç ile gösterilmiştir? Arkadaşlar Süveyş şurada. Önemini kaybeden hangisi? 3 numara Ümit Burnu dedik. 1 numarada Panama var. 2 numarada Cebeli Tarık var. 4 numarada Babil Mendep Boğazı var. Beş numarada Malakka var. Bunların hiçbir şeyi yok. Esas önemini kaybeden Süveyş'in açılmasıyla herkes şuradan dolanmak zorunda kalıyordu. Ama şurası açılınca Ümit Burnu 3 numara önemini yitirdi. Ve geldik hafıza tekniğine. Evet az önce Boğaz ve Kanalları anlatırken şöyle bir yüzünüzü buruşturdunuz. Ya bunları nasıl ezberleyeceğim diye. Şimdi sizin de efendim bilinçaltınızda olduğuna inandığım bazı görsellerle hafıza tekniğini yapalım. Şimdi bakın Kahramanımız kim? Messi. Messina Boğazı'nı Messi üzerinde anlatacağım. İtalya'daki Messina Boğazı ve futbolcu Messi. Messi önce Almanya'da futbola başlamış. Almanya'da. Almanya'da arkadaşlar eliyle gol attığı için Kiel, kirli el diye tanınmış. Almanya'da oynarken futbol takımında eliyle gol atmış bir zamanlar Maradona'nın eliyle gol attığı gibi savunma olarak da o benim elim değil Tanrı'nın eliydi diye savunma yaptığı ilginç bir insan Maradona. Messi de arkadaşlar Almanya'da futbol takımında oynarken elleriyle gol atıyor. El kirli el diye tanınıyor çünkü elle gol atmak olmaz futbolda biliyorsunuz. Kirli el kiel Almanya. Messi dolayısıyla oradan ayrılmak zorunda kalıyor. Ellerini İtalya'da Dove sabunuyla yıkıyor. İtalya Dove. Bakın Dove, Dover'i hatırlatacak. Dov sabunuyla nerede İngiltere'de elini Dov sabunuyla yıkıyor kirli ellerini. Ondan sonra tasını tarağını toplayıp nereye geliyor? Bak tarak nerede arkadaşlar? İspanya'ya geliyor. Tarak, tarak cebeli Tarık'ı hatırlatacak arkadaşlar. Cebeli tarık boğazını hatırlatacak tarak. İspanya'ya tasını taranı toplayıp geliyor. Oradan İtalya'ya artık futbol olarak geliyor. Tıpkı Ronaldo gibi bu da İtalya'da soluğu alıyor. Messi İtalya'ya geldikten sonra birine kalbini kaptırıyor. Kim o? Hürmüz, yedi kocalı Hürmüz. Aha da burada. Hürmüz'ün yanına gitmek istiyor. Messi nerede? İtalya'da. Yanına gitmek için dar bir koridordan geçecek. Koridor, Korint. Şurada hemen yanı başında Yunanistan'da dar bir koridordan geçiyor. Ondan sonra süveterini giyiyor. Şuradan süveter, süveyş kanalı. Sonra şuradan geçerken bakın ee, bir tane bülbül alıyor. Eli boş gitmeyeyim diye bülbül. Bülbül, babül, mendep. Hemen karşıda kim var? Hürmüz. Bunu hürmüzüne veriyor. Tabii karınları acıkıyor arkadaşlar. Şurada Malakka. Malakka'da makarna yiyorlar. Ondan sonra eline şurada makas alıyor. Makas, makassar boğazına vurgun. Neden makas alıyor biliyor musunuz? Şundan dolayı. Messi artık birçok futbol kulübünde oynadı ya. Almanya'da kirli El, İtalya'da Dov sabunla yıkandı Dover. Tasını taranı topladı Tarak. İspanya'da Cebeli Tarık. Ondan sonra taşına taşına diyorlar ki artık sen futboldan düştün. Gel seni Survivor alalım. Survivor nerede çekiliyor? Panama. Panama'da Survivor kazanırsan sana panda vereceğiz diyorlar. Panda Panama'yı hatırlatsın. Ve kazanırsam panda vereceğiz ama kazanamazsan seni şu celladın eline vereceğiz. Cellat Magellan Cellat Magellan elinde baltayla duruyor. Messi de korkuyor. Ne olur ne olmaz diye şuradan makası alıyor cellada karşı makas, makasar. Hemen yanında ne vardı? Malakka. Hürmüzün karnını doyurmak için Malakka makarna. Şuradan makası alıyor makasar. Panama'da Survivor'a katılmak üzere giderken bu sefer de Alaska'dan çağırıyorlar. Beri gel, beri gel, ringe gel. Ring Bering, Beri gel, Ringe gel, gel burada da dövüş diye. Messi iyi ki de bir kirli elle gol attı yani o çağıran çağırana. Şimdi bakın, şu görsel, şu harita üzerinde uzun bir senaryo yaptık. Bunları bir hatırlamaya çalışalım. Şurada ne vardı? İki tane kirli el vardı değil mi? Kirli el size neyi hatırlatacaktı? Kieli hatırlatacaktı. Messi'nin hayat hikayesini anlatıyoruz. Burada eliyle gol attığı için kirli el Kiel. Nereye geliyor? Ee, nereye? İngiltere'ye. Burada Dove sabunla ellerini yıkıyor. Dove, Dover. Ondan sonra tasını taranı toplayıp nereye geliyordu arkadaşlar? İspanya'ya tarak. Ne hatırlatacak? Cebeli Tarık Boğazı'nı. Sonra İtalya'ya geliyor. Messina Boğazı. Messi İtalya futbolu noktalayacak. Ama şurada Hürmüz'e gönlünü kaptırıyor. Bak Hürmüz şurada arkadaşlar. Hürmüz'e farklı renkte bir kalem kullanayım. Şurada Hürmüz'e gönlünü kaptırıyor. Yedi kocalı Hürmüz. Hürmüz'e gelmek için Yunanistan'dan dar bir koridordan geçiyor. Koridor Korint. Sonra Süveterni giyiyor. Süveyş. Eli boş gitmeyeyim diye şuradan ne alıyordu? Bülbül, bülbül, Babül Mendepe hatırlatsın. Bülbül, Mendep, Babül, bülbül, Babül'ü hatırlatsın. Sonra Hürmüz'ünü alıyor, karınları acıkıyor. Şurada makarna yiyorlar. Makarna, Malakka boğazına vurgu. Ee, ondan sonra Messi'yi Panama'dan çağırıyorlar. Survivor'dan panda vereceğiz. Gel buraya katıl kazanırsan panda, Panama. Ama kazanamasan seni şuradaki celladın enine vereceğiz. Cellat, Magellan, Messi de ne olur ne olmaz diye şurada bir makas alıyor. Makas, Makasar Boğazı. Buraya geleyim derken bir taraftan da Alaska'dan çağırıyorlar. Bering Boğazı'ndan bir tane ring var. Ring, Bering. Beri gel, beri gel, beri gel. Bering'e vurgudur diyorum. Bakın koca bir senaryoyu bu şekilde özetledik ve hafıza teknikleriyle bu dersimizi bitiriyoruz. Son dersimizde görüşmek üzere. Yaşadığınız coğrafyalara selam ve sevgilerimi gönderiyorum.